Bir önceki bölümümüzde Bediüzzaman'ın Hazreti Mehdi'nin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan olduğu, onun kendisinden sonraki dönemde gelecek bir şahıs olduğu, Hazreti Mehdi'nin üç vazifelerinin neler olduğu ve kendisinin de Hazreti Mehdi ile karıştırıldığı konusundaki sözlerine yer vermiştik. Bu bölümümüzde Bediüzzaman'ın Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi ile ilgili sözlerini incelemeye devam edeceğiz. Şimdi bu sözlerin ve her birinin açık olarak ne manaya geldiğini birlikte görelim. Evet, her vakit semavattan melaikeleri yere gönderen ve bazı vakitte insan suretine vaaz eden ve ruhanileri alemi ervahtan gönderip beşer suretine temessül ettiren, hatta ölmüş evliyaların çoklarının ervahlarını cesedi misaliyle dünyaya gönderen bir Hakim-i Zülcelal. Hazreti İsa aleyhisselamı İsa dinine ait en mühim bir hüsnü hatimesi için değil, semai dünyada cesediyle bulunan ve hayatta olan Hazreti İsa belki alemi ahiretin en uzak köşesine gitseydi ve hakikaten ölseydi, yine şöyle bir neticeyi azime için ona yeniden ceset giydirip dünyaya göndermek o hakimin hikmetinden uzak değil. Belki onun hikmeti öyle iktiza ettiği için vaat etmiş ve vaat ettiği için elbette gönderecek. Bediüzzaman bu sözüyle Hazreti İsa'nın ikinci kez yeryüzüne gelişinin muhakkak gerçekleşeceğini bildirmekte ve meleklerin konumunu örnek vererek bu konuyu açıklamaktadır. Her vakit semavattan melaikeleri yere gönderen. Hazreti İsa'nın ahir zamanda yeniden dünyaya dönecek olması Rabbimizin mucizelerinden biridir. Bediüzzaman sözleriyle Kur'an'da ve hadislerde haber verilen bu açık gerçeği dile getirmekte ve Hazreti İsa'nın Allah'ın izniyle yeryüzüne ikinci kez gelişinin kesin bir gerçek olduğunu açıklamaktadır. Bediüzzaman, meleklerin de Allah'ın izniyle gerektiğinde yeryüzüne geldiklerini söylemekte, Hazreti İsa'nın da Allah'ın takdir ettiği vakit geldiğinde yeryüzüne geri döneceğini ve Rabbimizin elçisi olarak insanları gerçek din ahlakına davet edeceğini anlatmaktadır. Melekler insanların bildiği zaman ve mekan boyutundan farklı bir boyutta yaşarlar. Meleklerin yaşadığı boyutun bizim bildiğimiz kavramların dışında olduğuna işaret eden bir ayet şu şekildedir. Bu azap yüce makamlar sahibi olan Allah'tandır. Melekler ve ruh ona süresi 50 bin yıl olan bir günde çıkabilmektedir. Ayette bildirilen 50 bin yıl olan bir gün ifadesi, meleklerin bizim sınırlı olduğumuz zaman kavramıyla sınırlı olmadıklarını göstermektedir. Ayrıca insanın bildiği zaman kavramının ötesinde bir yaşam daha olduğunun ve bu yaşamın dünyadakine benzer bir zaman veya mekan kavramına bağımlı olmadığının delillerinden biridir. Hazreti İsa'nın da böyle bir boyutta yaşıyor olması mümkündür. En doğrusunu Allah bilir. Meleklerin Allah'ın dilediği vakitte takdir ettiği bir iş için dünyaya geliyor olmaları ise, diğer boyutlardan bizim boyutumuza geçişin Rabbimizin izin vermesiyle mümkün olduğunu göstermektedir. Kur'an'da meleklerin kimi zaman Allah'ın insanlara vahyini iletmek, kimi zaman da müminlere yardım etmek ve onlara destek olmak için Allah'ın izniyle yeryüzüne indikleri bildirilmektedir. Sen müminlere Rabbinizin size meleklerden indirilmiş 3000 kişiyle yardım iletmesi size yetmez mi diyordun? Kullarından dilediklerine melekleri emrinden olan ruhla indirir. Benden başka ilah yoktur. Şu halde benden korkup sakının diye uyarın. Ayrıca Kur'an'da Hazreti İbrahim'e ve Hazreti Lut'a meleklerin elçiler olarak gelip kavimlerine gelecek azabı haber verdikleri, Hazreti Zekeriya'ya gelip onu bir çocukla müjdeledikleri, Hazreti Meryem'e gelip kendisinin seçkin kılındığını ve Hazreti İsa'nın doğumunu haber verdikleri bildirilmektedir. Kur'an-ı Kerim'in
Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aracılığıyla vahyedilişi ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Cebrail'i görmesi de anlatılmaktadır. Bediüzzaman da meleklerin bu konumunu örnek vererek Hazreti İsa'nın ahir zamanda insani bedeniyle ikinci kez yeryüzüne gelişinin Allah'ın adetullahına uygun olduğunu ve Allah'ın bu vaadinin gerçekleşeceğini bildirmektedir. Hazreti İsa aleyhisselamı İsa dinine ait en mühim bir hüsnü hatimesi için. Bediüzzaman Hazreti İsa dinine ait mühim bir hüsnü hatimesi için sözleriyle Rabbimizin önemli bir güzel netice için Hazreti İsa'yı ikinci kez yeryüzüne göndereceğini müjdelemektedir. Hazreti İsa'nın yeniden yeryüzüne gelmesiyle Hristiyanlık batıl olan bütün inanış ve uygulamalarından arınacak ve İslam'a dönecektir. Bu vesileyle Hristiyanlık Hazreti İsa'ya vahyedilmiş hak haline dönecek, Müslümanlarla gerçek İseviler arasında ittifak gerçekleşecek, bu hak ittifak yeryüzünde barış ve huzur getirecektir. Semai dünyada cesediyle bulunan ve hayatta olan Hazreti İsa. Bediüzzaman bu sözleriyle Hazreti İsa'nın da tıpkı melekler gibi Allah katında diri olduğunu ve Allah'ın takdir ettiği vakit geldiğinde yeryüzüne geleceğini söylemektedir. Melekler Allah'ın dilemesiyle çeşitli dönemlerde yeryüzüne inmekte ve tekrar Allah katına çıkmaktadırlar. Ancak onların Allah katına çıkıyor olmaları elbette dünyada bizim bildiğimiz kavramlara göre yok olmaları anlamına gelmemektedir. Sadece başka bir boyuta geçmekte, bizim kavrayışımız dışında yaşamlarına devam etmektedirler. Benzer bir şekilde Hazreti İsa'nın Allah katına alınmış olması da öldüğü anlamına gelmez. Nitekim pek çok ayette Hazreti İsa'nın ölmediği açık olarak bildirilmekte, hadislerle de bu gerçek bir kez daha teyit edilmektedir. Hazreti İsa da bizim kavrayamadığımız bir boyutta diridir. Ayrıca meleklerin iki boyut arasında Allah'ın dilemesiyle hareket ediyor olmaları, Rabbimiz dilediği takdirde bunun çok kolay olduğunu göstermektedir. Hazreti İsa da Allah'ın takdir ettiği vakit geldiğinde yeryüzüne geri dönecek ve Rabbimizin elçisi olarak insanları gerçek din ahlakına davet edecektir. Bediüzzaman da sözleriyle bu gerçeği dile getirmektedir. Bediüzzaman, semai dünyada cesediyle bulunan ve hayatta olan Hazreti İsa sözleriyle Hazreti İsa'nın ölmediğini, halen hayatta olduğunu ve insani bedeniyle ikinci kez yeryüzüne geleceğini bildirmektedir. Bediüzzaman verdiği bu bilgilerle Hazreti İsa'nın bir şahs-ı manevi olmadığını açıkça ortaya koymakta, bu mübarek peygamberin ahir zamanda Allah'ın bir mucizesi olarak ikinci kez insani bedeniyle bir şahıs olarak yeryüzüne geleceğini müjdelemektedir. Alemi ahiretin en uzak köşesine gitseydi ve hakikaten ölseydi, yine şöyle bir netice-i azime için ona yeniden ceset giydirip dünyaya göndermek, o hakimin hikmetinden uzak değil. Bediüzzaman bu sözleriyle Rabbimizin gücünün sonsuz olduğunu ve her dilediğini yapmaya kadir olduğunu hatırlatmakta ve Hazreti İsa'nın ikinci kez yeryüzüne gelişinin Allah'ın izniyle kesin olarak gerçekleşeceğini belirtmektedir. Bediüzzaman'ın Hazreti İsa'nın gelişini Rabbimizin sonsuz gücünü dile getirerek anlatması kuşkusuz ki bu konuda ne kadar kesin bir kanaat taşıdığının en açık göstergelerindendir. Bediüzzaman ayrıca burada bir örnek vermekte ve hakikaten ölseydi yine şöyle bir netice-i azime için ona yeniden ceset giydirip dünyaya göndermek o hakimin hikmetinden uzak değil demektedir.
Bediüzzaman bu sözleriyle açıkça bir insandan bahsettiğini ve Hazreti İsa'nın bir şahs-ı manevi olmadığını ortaya koymaktadır. Rabbimizin takdiriyle Hazreti İsa'nın ahir zamanda bir şahıs olarak ikinci kez yeryüzüne gelişini bir kez daha müjdelemektedir. Vaat etmiş ve vaat ettiği için elbette gönderecek. Allah, Hazreti İsa'nın yeniden dünyaya geleceğini bildirmiştir. Bu vaadini muhakkak yerine getirecektir. Tüm bu deliller Allah'ın gücünü ve kudretini gereği gibi takdir edemedikleri için Hazreti İsa'nın ölmediği ve yeryüzüne geri döneceği gerçeğini reddetmeye çalışan kimselerin büyük bir yanılgı içinde olduklarının göstergesidir. Unutmamak gerekir ki Allah üstün güç ve kudret sahibi, her şeye kadir olandır. Dilediğini dilediği şekilde yaratır, ilmi sonsuzdur. Allah'ın belirlediği süre geldiğinde büyük bir mucize gerçekleşecek ve Hazreti İsa dünyaya geri dönecektir. Bu gerçek ayetlerle ve hadislerle müjdelenmiştir ve tüm iman edenlerin üzerinde düşünmesi gereken bir harikadır. Bediüzzaman da Allah'ın bu vaadini dile getirmiş, Kur'an'da bildirildiği gibi Rabbimizin kesin olarak vaadinden dönmeyeceğini hatırlatarak Hazreti İsa'nın insani bedeniyle yeryüzüne ikinci kez gelişinin kesin bir gerçek olduğunu müjdelemiştir. Bu hakikatten anlaşılıyor ki, sonra gelecek o mübarek zat, Risale-i Nur'u bir programı olarak neşr ve tatbik edecek. Bediüzzaman bu sözüyle bir kez daha Hazreti Mehdi'nin gelişini müjdelemiştir. Bu mübarek zatın faaliyetlerini yerine getirirken de, Hazreti Mehdi'ye zemin hazırlayan bir öncü olarak tanımladığı, kendisinin eserlerinden de istifade edeceğini belirtmiştir. Sonra gelecek. Bediüzzaman, Hazreti Mehdi'den bahsettiği sözlerinin pek çoğunda tekrarladığı gelecek ifadesini burada da 9. kez kullanmıştır. Bediüzzaman bu sözleriyle Hazreti Mehdi'nin önceki müceddidlerin ve Bediüzzaman'ın yaşadığı dönemlerde gelmediğini söylemiş, bu mübarek zatın bunların hepsinden sonra geleceğini 9. kez ifade etmiştir. Ayrıca Bediüzzaman bu durumu yalnızca gelecek zaman ifade eden bir fiil kullanarak değil, bunu bir de sonra kelimesiyle destekleyerek çok kesin bir üslupla açıklamıştır. Bediüzzaman bu sözleriyle ayrıca Hazreti Mehdi'nin bir şahs-ı manevi olmadığını, belirli bir zamanda gelecek bir şahıs olduğunu da açıkça belirtmiştir. O. Bediüzzaman, Hazreti Mehdi'den bir kişilik zamiri olan ve tek bir kişiyi ifade eden o kelimesiyle bahsetmiştir. Bediüzzaman'ın Hazreti Mehdi'yi tanımlamak için böyle bir sözcük seçmiş olmasıysa elbette ki bir tevafuk değildir. Bediüzzaman, filmin başından bu yana yer verilen sözlerinin pek çoğunda Hazreti Mehdi için yine o zamirini kullanmıştır. Burada da o kelimesini 12. defa kullanmaktadır. Kuşkusuz ki yüzlerce sayfadan, onlarca kitaptan oluşan büyük bir külliyat meydana getiren büyük mütefekkir Bediüzzaman, eserlerinde kullandığı her hikmetli kelime gibi bu sözcüğü de son derece bilinçli ve kasıtlı bir şekilde bu kadar çok tekrarlamıştır. Çok açıktır ki Bediüzzaman Müslümanlara Hazreti Mehdi'nin sadece maneviyat ifade eden bir kavram olmadığını belirtmekte, ahir zamanda tüm inananların sorumluluğunu üstlenecek özelliklere sahip bir insan, bir şahıs olduğunu müjdelemektedir.
mübarek zat. Bediüzzaman aynı sözü içerisinde tekrar tekrar zat kelimesini kullanarak Hazreti Mehdi'nin müminlere önderlik edecek bir şahıs olduğunu ısrarla vurgulamaktadır. Burada da Bediüzzaman bu sözcüğü 10. kez kullanmaktadır. Bediüzzaman ayrıca burada bu zat kelimesini bir de nitelendirmekte ve Hazreti Mehdi'nin nasıl bir zat olduğunu da açıklamaktadır. Bediüzzaman Hazreti Mehdi'nin mübarek bir zat olduğunu belirtmektedir. Mübarek kelimesi ilahi hayrın bulunduğu anlamına gelmektedir. Bediüzzaman da burada kullandığı bu mübarek sıfatıyla Hazreti Mehdi'nin imanını yerine getireceği vazifeleri övmektedir. Bediüzzaman verdiği tüm bu detaylı bilgilerle Müslümanlara Hazreti Mehdi'nin ahlakını ve mücadelesini tanıtmakta, bu üstün ahlaklı şahsın hangi özellikleriyle tanınabileceğini anlatmaktadır. Risale-i Nur'u bir programı olarak neşir ve tatbik edecek. Bediüzzaman eserlerinde Hazreti Mehdi'den önceki yüzyılın müceddidi olması sebebiyle kendisini Hazreti Mehdi'nin bir öncüsü, ona zemin hazırlayan bir askeri olarak tanımlamıştır. Yine bir sözünde de kendisinin ektiği tohumların Hazreti Mehdi tarafından geliştirileceğini ve bu mübarek şahıs vesilesiyle bu tohumların sümbülleneceğini anlatarak Hazreti Mehdi'nin gelişinden önce yaptığı çalışmalarla ona bir ön hazırlık yaptığını anlatmaktadır. Bediüzzaman bu sözünde de Risale-i Nur külliyatının Hazreti Mehdi'nin tebliğinde kullanacağı bir ön hazırlık olduğunu belirtmiştir. Bediüzzaman ortaya çıktığında Hazreti Mehdi'nin risaleleri hazır yazılmış olarak bulacağını ve imanı kurtarma vazifesinde risalelerden faydalanacağını belirtmiştir. Bediüzzaman bu sözleriyle kendisinin Hazreti Mehdi olmadığını, Hazreti Mehdi'nin kendisinden sonraki dönemde gelecek bir şahıs olduğunu bir kez daha açıklığa kavuşturmuştur. O zatın ikinci vazifesi şeriatı icra ve tatbik etmektir. Bediüzzaman bu sözünde de Hazreti Mehdi'nin ikinci görevinin Kur'an ahlakının esaslarının tam olarak yaşanmasına vesile olmak olduğunu açıklamaktadır. O. Bediüzzaman burada da 13. kez Hazreti Mehdi için bir şahıs zamiri olan O kelimesini kullanmıştır. Bediüzzaman sözlerinde sık sık tekrarladığı bu kelimeyle ahir zamanda ortaya çıkacak olan Hazreti Mehdi'nin manevi bir önder değil, bizzat müminlerin başına geçerek onları hidayete yöneltecek bir şahıs olduğunu belirtmektedir. Bediüzzaman ayrıca burada onlar gibi çoğul bir topluluğu ifade eden bir kelime de kullanmamış, Hazreti Mehdi'nin tek bir kişi olduğunu ifade eden O sözcüğüne yer vermiştir. Bediüzzaman bu açıklamalarıyla Hazreti Mehdi'nin bir şahs-ı manevi olmadığı konusundaki kesin kanaatlerini delilleriyle birlikte ortaya koymuştur. Zatın. Bediüzzaman buradaki zat kelimesiyle aynı cümle içerisinde Hazreti Mehdi'nin bir şahıs olduğu konusuna açıklık getiren ikinci bir vurgulama daha yapmıştır. Bediüzzaman Hazreti Mehdi'den bahsettiği hemen her sözünde tekrarladığı bu kelimeyi burada da 11. kez kullanmıştır. Bediüzzaman bu kadar çok tekrarladığı bu sözüyle Hazreti Mehdi'nin
kesinlikle manevi varlık olmadığını açıklamış ve Müslümanların bu kutlu şahıs hakkında en doğru şekilde bilgilenmelerini sağlamıştır. İkinci vazifesi, şeriatı icra ve tatbik etmektir. İcra ve tatbik etmek, uygulamak, yürürlüğe sokmak, yerine getirmek demektir. Bediüzzaman da bu sözüyle Hazreti Mehdi'nin Kur'an ahlakının gerekliliklerini ve esaslarını ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini tüm insanlar arasında uygulamaya koyacağını ve hayata geçireceğini belirtmektedir. Bu da Hazreti Mehdi'nin İslam birliğini oluşturması ve tüm Müslümanların liderliğini üstlenmesiyle gerçekleşecektir. Bediüzzaman da bu gerçeği hatırlatarak bu vazifeyi daha kimsenin yerine getirmemiş olduğuna ve gerçekleştiğinde de bunun Hazreti Mehdi'nin en önemli alametlerinden biri olacağına dikkat çekmiştir. Birinci vazife maddi kuvvetle değil, belki kuvvetli itikat ve ihlas ve sadakatle olduğu halde bu ikinci vazife gayet büyük maddi bir kuvvet ve hakimiyet lazım ki o ikinci vazife tatbik edilebilsin. Bediüzzaman, Hazreti Mehdi'nin ikinci görevinin ancak büyük bir maddi kuvvet ve hakimiyetle gerçekleştirebileceğini belirtmiştir. Bu ikinci vazife gayet büyük maddi bir kuvvet ve hakimiyet lazım ki o ikinci vazife tatbik edilebilsin. Bediüzzaman, Hazreti Mehdi'nin ikinci görevini ancak büyük bir maddi kuvvet ve hakimiyetle gerçekleştirebileceğini vurgulamıştır. Bu güce sahip olacak tek kişi Hazreti Mehdi'dir. Bediüzzaman, Hazreti Mehdi'nin bu vazifesini dünya çapında gerçekleştireceğini hatırlatarak, onun sahip olacağı maddi kuvvet ve hakimiyetin de çok büyük boyutlarda olacağına dikkat çekmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminden bu yana böyle bir güç ve hakimiyet sağlanamamıştır. Bediüzzaman da yaşadığı süre içerisinde böyle bir güç ve hakimiyet sahibi olmamıştır. Tüm hayatını Kur'an ahlakının tebliğine adamış, bu uğurda her türlü fedakarlığı göze almış ve çok büyük bir hizmet vermiştir. Ancak onun tebliği maddi bir kuvvet ve hakimiyet içerisinde değil, gayet zor maddi şartlarda ve benzersiz sıkıntılar içerisinde geçmiştir. Hem Bediüzzaman hem de talebeleri büyük iman hizmetlerini çok kısıtlı imkanlarla gerçekleştirmişlerdir. Tüm bu zorluklar içerisinde Bediüzzaman şerefli mücadelesini sürdürmüş ve ihlasıyla, samimiyetiyle Müslümanlara önemli bir örnek teşkil etmiştir. Ancak bizzat kendisinin de belirttiği gibi bu durum, Hazreti Mehdi'nin elde edeceği gayet büyük maddi kuvvet ve hakimiyetin Bediüzzaman'ın hayatında söz konusu olmadığını açıkça ortaya koymuştur. Nitekim Bediüzzaman da kendisine Mehdilik isnat eden kimselere Hazreti Mehdi olmadığını bu delili de öne sürerek açıklamıştır. O zatın üçüncü vazifesi, Hilafet-i İslamiye'yi İttihad-ı İslam'a bina ederek, İsevi ruhanileriyle ittifak edip, dini İslam'a hizmet etmektir. Bu vazife, pek büyük bir saltanat ve kuvvet ve milyonlar fedakarlarla tatbik edilebilir. Bediüzzaman, Hazreti Mehdi'nin bir başka görevinin de İslam toplumunu birleştirmek ve Hristiyan alemiyle ittifak etmek olduğunu bildirmiştir.
O. Bediüzzaman bu sözünde üçüncü kez o zamirini kullanmış ve Hazreti Mehdi'nin bir şahıs olduğunu bir kez daha tekrarlamıştır. Eğer Bediüzzaman Hazreti Mehdi'nin manevi bir isim ya da birçok insandan oluşan bir topluluk olduğunu düşünseydi, elbette ki tüm bu iddiaları reddedecek açıklıkta bir kelime kullanmaz, Hazreti Mehdi'den o zat sözleriyle bahsetmezdi. Çok açıktır ki Bediüzzaman, Hazreti Mehdi'nin tek bir şahıs olduğunu belirtmiş ve aksi yöndeki tüm düşüncelerin geçersizliğini ortaya koymuştur. Zatın. Bediüzzaman, kişi, kimse ya da şahıs anlamına gelen zat kelimesini bu sözlerinde de 12. kez tekrarlamış ve Hazreti Mehdi'nin tüm dünya Müslümanlarının liderliğini üstlenecek üstün vasıflı bir insan olduğunu yeniden vurgulamıştır. Hilafet-i İslamiye'yi İttihad-ı İslam'a bina ederek. Bediüzzaman, Hazreti Mehdi'nin üçüncü vazifesinin İslam toplumunu birleştirmek ve Hristiyan alemiyle ittifak yapmak olduğunu belirtmiştir. Hazreti Mehdi'nin İslam birliğini kurup Hristiyan önderlerle ittifak etmesi ve bu vesileyle İslam'a hizmet etmesi, Bediüzzaman'ın yaşadığı dönemde ve öncesinde de gerçekleşmemiş olaylardır. Bediüzzaman da bu vazifenin Allah'ın izniyle Hazreti Mehdi tarafından yerine getirilebileceğini belirterek kendisinin Hazreti Mehdi olmadığını bir kez daha delillendirmiştir. İsevi ruhanileriyle ittifak edip dini İslam'a hizmet etmektir. Bediüzzaman, Hazreti Mehdi'nin İslam toplumunu birleştirip Hristiyan önderleriyle İslam ve Hristiyanlığın ortak cephesi olan materyalizm ve dinsizliğe karşı ittifak edeceğini ve bu yolla İslam dinine hizmet edeceğini bildirmektedir. Maide suresinin 82. ayetinde bildirildiği gibi iman edenlere sevgi bakımından en yakın olarak da Hristiyanlarız diyenleri bulursun. Bu onlardan bir takım papaz ve rahiplerin olması ve onların gerçekte büyüklük taslamamaları nedeniyledir. Samimi Müslümanlar ve samimi Hristiyanlar birbirlerinin doğal müttefikidirler. Dinsizliğe karşı ortak bir fikri mücadele yürütmeleri ve yardımlaşmaları gerekir. Ahir zamanda bu dayanışmanın en güzel örneği Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi vesilesiyle yaşanacaktır. Bediüzzaman da bu sözleriyle Hazreti Mehdi'nin bu önemli alametine dikkat çekmektedir. Bediüzzaman, kendisi hayattayken henüz gerçekleşmemiş olan bu gelişmeleri hatırlatarak Hazreti Mehdi'nin kendisinden sonraki bir tarihte gelecek bir şahıs olduğunu müjdelemektedir. Bu vazife pek büyük bir saltanat ve kuvvet. Bediüzzaman İslam Birliği ile Müslüman ve Hristiyan dünyasının hak din adına ittifak etmesi gibi büyük bir olayın ancak üç şartın oluşmasıyla gerçekleşebileceğine dikkat çekmiştir. Bediüzzaman pek büyük bir saltanat ve kuvvet sözleriyle bu şartlardan ikisini açıklamaktadır. Saltanat kavramı güç ve yetki ifade eden bir kelimedir. Kuvvet kavramı ise istediği şeyi icra edebilme gücü yani yetkiyi tanımlamaktadır. Bediüzzaman, Hazreti Mehdi'nin İslam birliğini oluşturup bu birliğin liderliğini üstleneceğini ve pek büyük bir kuvvet ve yetkiye sahip olacağını bildirmiştir. Bediüzzaman'ın pek büyük sözleri, Hazreti Mehdi'nin sahip olacağı bu kuvvetin ve saltanatın çapının büyüklüğünü ifade etmektedir. Böyle büyük bir kuvvetin Bediüzzaman ve ondan önceki müceddidlerin zamanında gerçekleşmediği bilinen bir gerçektir. Bediüzzaman da Hazreti Mehdi'nin bu önemli alametini vurgulayarak bu mübarek zatın kendi yaşadığı dönemde henüz gelmediğini, ortaya çıktığındaysa bu özellikleriyle tanınacağını hatırlatmıştır.
milyonlar fedakarlarla tatbik edilebilir. Bediüzzaman, milyonlar fedakarlarla tatbik edilebilir sözleriyle Hazreti Mehdi'nin üçüncü vazifesini yerine getirebilmesi için gerekli olan üçüncü şartın milyonlarca fedakarlar olduğunu belirtmiştir. Bediüzzaman bu sözleriyle Hazreti Mehdi'ye tabi olan, onu destekleyen milyonlarca kişi olacağını bildirmiştir. Böyle geniş çaplı bir destek Bediüzzaman'ın iman hizmetinde söz konusu olmamıştır. Dahası Bediüzzaman'ın Hazreti Mehdi'nin bu görevini yerine getirebilmesi için sadece milyonları aşan fedakarane bir destek değil, aynı zamanda büyük bir kuvvet, kudret ve hakimiyetin de bununla bir arada oluşması gerektiğini belirtmiştir. Bu gerçeği hatırlatarak da Hazreti Mehdi'nin kendi yaşadığı devirde gelmemiş olduğunu ortaya koymuştur. Hem bu üç vezaif birden bir şahısta yahut cemaatte bu zamanda bulunması ve mükemmel olması ve birbirini cerh etmemesi pek uzak, adeta kabil görünmüyor. Ahir zamanda Ali Beyt-i Nebevi'nin cemaati nuraniyesini temsil eden Hazreti Mehdi de ve cemaatindeki şahs-ı manevi de ancak içtima edebilir. Bediüzzaman bu sözünde Hazreti Mehdi'nin üç görevi olduğunu belirtmekte, bu üç görevin bir arada yerine getirilmesinin Hazreti Mehdi'nin en önemli alametlerinden biri olduğuna dikkat çekmektedir. Bediüzzaman kendi yaşadığı dönemde bu üç görevin birden yerine getirilemediğini, bunu ancak Hazreti Mehdi'nin gerçekleştirebileceğini söylemektedir. Üç vezaif birden. Bediüzzaman eserlerinin pek çok yerinde Hazreti Mehdi'nin yerine getireceği üç görevi olduğundan bahsetmiştir. Bediüzzaman, Hazreti Mehdi'nin en önemli alametlerinden birinin bu üç görevi birden yerine getirmesi olduğunu belirtmektedir. Bu görevlerin birincisi, materyalist, darvinist ve ateist felsefelerle fikri mücadele yapılması ve bu akımların fikren tam olarak susturulmasıdır. İkincisi, İslam dünyasının liderliğini üstlenerek İslam birliğinin sağlanması, üçüncüsü ise Kur'an ahlakının ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin yeniden canlandırılmasıyla tüm yeryüzüne hakim kılınmasıdır. Ahir zamanda gelecek olan Hazreti Mehdi bu görevlerin üçünü birden yerine getirecektir. Bu alamet onun tanınmasını sağlayacak ve onun en önemli özelliklerinden olacaktır. Bediüzzaman eserlerinde Hazreti Mehdi'nin aynı anda siyaset mehdisi, saltanat mehdisi ve diyanet mehdisi olarak üç özelliğe birden sahip olacağını ve bu üç alanda birden mehdilik yapacağını söylemiştir. Bediüzzaman, Kur'an ahlakını dünya üzerinde hakim kılmak amacıyla önceki asırlarda da bazı Müslüman şahısların geldiğini, ancak bunların hiçbirinin ahir zamanda Hazreti Mehdi'nin yapacağı üç önemli görevi bu şekilde bir arada yerine getiremediklerini ifade etmiştir. Bu nedenle de ahir zamanın büyük Mehdi'si unvanını alamadıklarını belirtmiştir. Bediüzzaman bu anlamda Risale-i Nur'un da Hazreti Mehdi'nin üç görevinden birincisi olan imanı kurtarmak görevini yerine getirdiğini söylemiştir. Ancak bu hizmetin dar dairede sınırlı kaldığını, Hazreti Mehdi'nin geniş dairedeki görevlerini ise ancak büyük Mehdi'nin gerçekleştireceğini açıklamıştır. Hazreti Mehdi ortaya çıktığı zaman hadislerde de belirtildiği gibi Mehdi'liğini iddia etmeyecek ya da bunun propagandasını yapmayacaktır.
Hazreti Mehdi'nin burada sayılan büyük icraatları, bu kutlu şahsın ortaya çıktığının en büyük ispatı ve delili olacaktır. Bediüzzaman, Hazreti Mehdi'nin üç vezaifi birden yerine getireceğini hatırlattığı bu sözüyle bu konunun önemini bir kez daha hatırlatmaktadır. Kendisi de dahil olmak üzere önceki mücedditlerin hiçbirinin bunların üçünü bir arada gerçekleştirmediğini belirterek Hazreti Mehdi'nin o dönemde henüz gelmemiş olduğunu ifade etmektedir. Hem bu üç vezaif birden bir şahısta yahut cemaatte bu zamanda bulunması ve mükemmel olması ve birbirini cerh etmemesi pek uzak, adeta kabil görünmüyor. Bediüzzaman bu zamanda sözleriyle kendi yaşadığı dönemden bahsetmektedir ve kendi zamanında Hazreti Mehdi'nin yerine getireceği üç görevi birden mükemmel bir biçimde, hakkıyla ve biri diğerine mani olmadan, zarar vermeden, eksiksiz ve kusursuz olarak başarabilecek bir şahıs ya da cemaat bulunmadığını belirtmektedir. Bediüzzaman bu kanaatinin ne kadar güçlü olduğunu pek uzak ve adeta kabil görünmüyor sözleriyle açıkça belirtmiştir. Bu da Hazreti Mehdi'nin Bediüzzaman'ın yaşadığı dönemde ortaya çıkmadığını gösteren bir başka önemli delildir. Bediüzzaman'ın yaşadığı dönemde üç görevin birden yerine getirilmesine imkan olmamıştır. Bediüzzaman ancak kendisinden bir asır sonra gelecek Büyük Mehdi'nin bu görevlerin hepsini yerine getireceğini bildirmektedir. Ali Beyt-i Nebevi'nin Cemaat-i Nuraniyesini temsil eden Bediüzzaman eserlerinde birçok kez Hazreti Mehdi'nin hadislerde bildirildiği üzere Seyyid, yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelen bir kimse olacağını, kendisinin ise Seyyid olmadığını belirtmiştir. Bediüzzaman bu sözünde de bu konuya bir kez daha açıklık getirmekte, Ali Beyt-i Nebevi'nin Cemaat-i Nuraniyesini temsil eden sözleriyle Hazreti Mehdi'nin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek soyundan olacağına dikkat çekmektedir. Bediüzzaman, Hazreti Mehdi'nin bu önemli alametlerinden birini hatırlatarak kendisinin Hazreti Mehdi olmadığını ifade etmektedir. Hazreti Mehdi ve cemaatindeki şahs-ı manevide. Bediüzzaman burada çok önemli bir gerçeği açıklamaktadır. Bu söz, Hazreti Mehdi'nin manevi bir kişi değil, bir şahıs olacağını göstermektedir. Zira Bediüzzaman, Hazreti Mehdi ve cemaatindeki şahs-ı manevide sözleriyle, Hazreti Mehdi'nin şahsından ve onun şahs-ı manevisini oluşturan cemaatinden ayrı kavramlar olarak bahsetmektedir. Aradaki ve kelimesi, Hazreti Mehdi'nin ve cemaatinin iki farklı varlık olduğunu ifade etmektedir. Hazreti Mehdi'nin kutlu şahsıyla birlikte bir de onun şahs-ı manevisini oluşturan bir cemaati olacaktır. Hazreti Mehdi'nin şahsı olmadan böyle bir şahs-ı maneviden söz etmek mümkün değildir. Bediüzzaman da bu gerçeği ifade etmekte ve Hazreti Mehdi'nin bir şahıs olacağını müjdelemektedir. Ancak içtima edebilir. Bediüzzaman'ın açıkladığı bu üç büyük görev ancak ahir zamanda gelecek Hazreti Mehdi'nin yerine getirebileceği görevlerdir. Bediüzzaman burada kullandığı ancak kelimesiyle bir başkasının bu görevleri başarmasının Allah'ın dilemesiyle imkansız olduğunu belirtmiştir. Çünkü Allah bu vazifeleri yalnızca Hazreti Mehdi'nin yerine getirebilmesini takdir etmiştir. Hazreti Mehdi de kaderinde böyle takdir edildiği için bu görevleri Allah'ın izniyle başarıyla yerine getirecektir. İslam tarihinde henüz bunu başaran bir kimse ya da topluluk görülmediği gibi Bediüzzaman kendi yaşadığı devirde de bu durumun gerçekleşmediğini vurgulamaktadır.
Bediüzzaman yaptığı açıklamalarında Hz. İsa'nın yeryüzüne geldiğinde gerçekleştireceği faaliyetlerden, Deccal'le olan mücadelesinden pek çok detay vererek bahsetmiştir. Hz. Mehdi'nin gelişi de tüm Müslümanlar için büyük bir müjdedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde Mehdi ile müjdelenin, o Kureyş'ten ve Ehl-i Beytim'den bir kişidir şeklinde buyurmaktadır. Ancak bu konuda batıni tefsir mantığıyla yapılan yanlış yorumlarla bu büyük müjdenin yolu zaman zaman kapatılmaya çalışılmıştır. Kur'an ayetlerindeki Hz. İsa'nın gelişiyle ilgili haberler ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerindeki Hz. Mehdi'nin ortaya çıkışıyla ilgili verdiği müjdeler adeta yok edilmek istenmiştir. Bediüzzaman Said Nursi, yaşadığı dönem boyunca İslam dünyası ve Müslümanlar adına eşsiz hizmetlerde bulunmuş, yazdığı eserlerle tüm Müslümanlara doğru yolu bulmalarında ışık tutmuştur. Hiç şüphesiz ki bir asrın müceddidi olmuş, böylesine büyük bir mütefekkirin Hz. İsa ve Hz. Mehdi'nin gelişini müjdelediği sözleri de aynı şekilde Müslümanlara yol göstermekte ve doğruyu bulmalarına vesile olmaktadır. Bediüzzaman'ın da açıkladığı tüm İslam alemi için büyük müjdeler içeren bu olaylar Allah'ın izniyle ahir zamanda Hz. Mehdi vesilesiyle yaşanacaktır. İslam ahlakının bu mutlak galibiyeti Rabbimizin Kur'an'da 1400 sene önce bildirdiği bir gerçektir. Ayetlerde bu müjde şöyle haber verilmektedir. Allah içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara vaat etmiştir. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa, onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Bediüzzaman Mehdi olmadığını ve Hz. Mehdi'nin özelliklerini taşımadığını binlerce harften, yüzlerce cümleden oluşan ifadeleriyle açıkça ifade etmişken, bunların doğru olmadığını, aslında tam tersini söylemek istediğini öne sürmek büyük bir hatadır. Bediüzzaman'ın sadece ben Mehdi değilim demesi, bu konunun anlaşılması için yeterli olmalıdır. Bu açık beyanına rağmen Bediüzzaman'a karşı böyle bir yaklaşımda bulunmak, onun gerçekte doğruları söylemediğini ve insanları yanılttığını iddia etmektir ki, bu da böylesine değerli bir İslam büyüğüne yöneltilen büyük bir iftira ve büyük bir bühtan olur.